2,5 aydır kayıp olan Cansu'nun annesi Cemile Hanım stüdyoda, babası Bayram Bey stüdyoda. Evet. Hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Bunun yanı sıra Cansu'nun terk ettiği eşi İsmail Köklükaya ve sanki onların huzursuzluğunda ve geçimsizliğinde payı varmış. Yani neredeyse o sebep olmuş gibi anlatılmıştı. İsmail'in ablası Halike Hanım da stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serap Hanım. Kolay gelsin. Şimdi teşekkür ederim. Öncelikle İsmail dün bize şu açıklamayı yaptı. Evet. Şu itirafı yaptı. Dedi ki ben bebek sahibi olabilmek için tedavi görüyordum. Daha tedavim de sonuçlanmamıştı. Ama eşim hamile kaldı ve şu an 1,5 yaşında olan kızımız Aylin'i dünyaya getirdi. Dolayısıyla bir de üstüne üstlük Cansu 6. sınıftan sınıf arkadaşım dediği Mehmet'le evi de boşaltıp gidince bir şüphe, ama onun öncesinde de sanki bir şüphe uyanmış gibi bu bebekle ilgili. Benim çocuğum olmuyordu, tedavi görüyordum, tedavim de sonuçlanmadı. Nasıl oldu? Bazen doğal yollarla böyle olabiliyor çiftlerin hocam, bebekte falan bırakıyorlar işin ucunu mesela. İsmail Bey'in sıkıntısında ihtimal çok düşük ama sıfır değil. Yani evet, kendisinden olabilir. Evet, yani doğal yollarla olabilir. O yüzden bu böyledir, %100 net diyemeyiz. Ama böyle bir ihtimal de var. Bu adamın bir tedavi süreci vardı. İsmail, gelirken neler getirdin çocukla ilgili? Hani DNA istedin ya, ne buldun evde? Evde sizin gelen ekiplerinizle beraber bulabildiğimiz ne varsa ekipleriniz aldılar zaten, geldiler. Hı. Sabah. Böyle poşetlere kondu. Evet, poşetlere biberon. Kondu. Evet. Hocam biberon varmış, saç fırçası tarağı varmış. Evet. Birkaç parça bulmuşlar. Bunlar DNA almak için. Şimdi biberonu yıkamadılarsa tabii ki ağız kısmından alınabilir sürüntüyle, ama yıkamışlardır tahmin ediyorum. Yıkandıysa saç fırçası. Yok, bize bende var bir tane yıkanmamış. Ben dolabıma koydum o, yani bana geldiği zaman ayrı kullanıyoruz ama yani. İsmail Bey'dekininki daha uygun olur diye düşünüyorum. Bir de İsmail diyor ki yıkanmadı. Çünkü bizdeki yıkanmadı. Ben koydum dolapta, dolapta duruyor. Şöyle bir şüphe uyanabilir. Bu başka birinin biberonudur. Başka birisi daha emmiştir. Bir şeydir. Yok, sadece bana geldi. Ben bana geldi. Anladım. Yani sana inanmadığımız için yok, değil. Yok, ama hani şey olarak net kesin delil olarak. Yani saç daha uygun. Bir de artı saçta şöyle bir şey var. Sonradan bir şaibe şüphe olursa o saçları bunun mu değil mi diye karşılaştırmak da mümkün. Yani mikroskop altında herkesin saçı farklı gözükür çünkü. Peki, bu da parmak İsmail, izi gibi bir delildir. Bu getirdiğin materyallerle birlikte yarın biz seni DNA testi için göndereceğiz. Bir karşılaştırma yapılacak. Tamam. Bu bir. Şimdi ekibim gitti İsmail'in terk edildiği eve. Dedik ki bu Cansu erkek arkadaşı Mehmet arkadaşım diyormuş. Onların evinde kalıyormuş. Onun kız kardeşi annesi babasıyla zaten birlikte buluşmuşlar. Ben onlarda kalıyorum diye kendisi söylemiş zaten Cansu'nun. O evi de Mehmet'le beraber boşalttıklarını kamera görüntülerinde görüyoruz. Şimdi izleyeceğiniz VTR'de hem İsmail'in evinde geriye kalanlar, neler götürülmüş, nasıl bir ev bırakmış bu giderken bunlar. Bir de bir görgü tanığı onların gidişlerini anlatacak bir esnaftan birisi. Bir izleyelim o görüntüleri. Cansu Köklükaya 2,5 ay önce evdeki bütün değerli eşyaları boşalttı. Sonra 1,5 yaşındaki bebeğini alıp kayıplara karıştı. Geride bomboş bir ev bıraktı. 29 Temmuz 2021 tarihinde öğle saatlerinde 1,5 yaşındaki kızını da yanına alarak sırra kadem basan Cansu Köklükaya'nın evindeyiz. Köklükaya giderken yalnızca kızını değil, evdeki eşyaların da neredeyse yarısını almış. Örneğin burası bu evin oturma odası. Fakat ne bir koltuk takımı var ne de televizyon. Çamaşır makinesini bile götürmüş. Burası da banyo ve görüldüğü üzere çamaşır makinesinin yerinde de yerler esiyor. Değersiz eşyayı geride bırakmış. Oturma grubundan çamaşır makinesine giderken hemen her şeyi götüren Cansu Hanım, 1,5 yaşındaki kızının eşyalarını ise evde bırakmış. Nakliyeci olduklarını söylemişler. Cansu Hanım'ı evden giderken eşyaları taşırken gördünüz. Cansu Hanım ilk baş yarım saat önce eşyalar taşınmadan önce çıktı çocuğunla beraber. Yarım saat sonra nakliye kamyonet geldi bir tane. İki kişi geldiler. Ondan sonra Mehmet denen şahıs geldi. Yüzünde maske vardı, tanıyamadık biz. Ben dedim ki bunlara bu eşyaları kimden çıkarıyorsunuz dışarı diye.
söyledim. Bana dediler nakliye firması olarak geldik, ikinci elciyiz biz dediler, yenilecek eşya kişiler var dediler. Cansu Köklükaya eşyaların hepsini topladıktan sonra iddiaya göre Mehmet isimli bir şahıs ve beraberindeki iki kişiyle birlikte nakliye aracına bindi ve evi terk etti. Şimdi ben yanlış mı anladım? Beyefendi diyor ki görgü tanığı, önce diyor Cansu Hanım çocuğunu aldı ve gitti diyor. Sonrasında diyor Mehmet olduğunu sonradan anladığım kişi iki kişiyle birlikte geldi. Biz nakliye firmasındanız işte ikinci elciyiz deyip bu daha da kötü. Evet. Ev sahibi yokken Mehmet girmiş oluyor böylece tabii eve. Yani bu gerçekse Mehmet tamamen durumu kendi aleyhine çevirdi şu kilitlenmek anda. Kilitlenmek suretiyle kapalı olan yeri kilidi açmak suretiyle hırsızlamak suçudur. Çok da ağırdır bunun cezası. Sıradan bir hırsızlık da değildir yani. Burada şimdi, Cansu'nun o evin hanımı olmasının hiçbir önemi yok. Tabii. Şimdi hiçbir Mehmet önemi. Ne yaptığının farkında değilsin herhalde sen ama belki de Cansu'ya güvendin. Şimdi görgü tanığının anlattığına göre Cansu çocuğu alıp evden gidiyor. Sen ev sahibilerinin olmadığı bir eve giriyorsun. Tabii. Arkadaşın bile olsa o senin. Kaldı ki İsmail o evin reisi, ortak yaşadıkları ev Cansu'yla. Ve sen ev sahibinin evde olmadığı bir eve girip yanında iki kişiyle birlikte biz nakliyeciyiz diyerek o evi taşıyorsun. Şu anda daha zor bir duruma düştü. Bir de konut dokunulmazlığının ihlal suçu da var. Yani hırsızlık artı konut dokunulmazlığının ihlal. Çok enteresan. Ben o beyefendiyi, tanık beyefendiyi eğer telefona bağlarsak bunu bir teyit etmek istiyorum. Tam olarak çünkü muhabirimiz sonra dedi ki nakliye aracına beraber binmişler dedi ama ben beyefendinin söylediğinden öyle anlamadım. Burada da zaten bu görüntülerde biz bir kadın görmüyoruz. Tabii, tabii. Burada sadece başörtüsü var mıydı? Evet vardı. O giden o mu? Evet. Çocuğunu alıp başörtüsü gitti. Başörtüsü benim gibi yapıyor Serap Hanım. Evet evet. Evet bir dakika şimdi. Şimdi şuradan bir kadın gidecek. Arkası dönük. Kucağında bir çocukla. Evet. Şimdi gidecek. Şu arada göreceğiz onu. O Cansu mu? Hah, bir dakika. Bakalım şimdi. Göreceğiz. Bu değil. Şimdi bu gelecek. Bu değil. Buradan çıkışını göreceğiz. Bakın. Çıktı. Evet. Kucağında çocuk. Doğru evet mu? Evet. Ama o ters tam yöne gitti. Evet. Yani nakliye aracının olduğu yerde beklemiyor. Gitti. Bıraktı ve gitti. Artık ileride onu taksiyle mi alacaklar, arabayla mı alacaklar bilmiyorum. Ama evden gitti. Bu arada evin sahipleri yokken oradan eşyalar taşınmaya devam etti. Evet. Şimdi Halike Hanım, evet, işlerin bu noktaya gelmesinin sebebi sen misin? Hayır. Çok karışıyormuşsun. Efendim ne yapıyordu, nasıl şikayet ediyordu Halike her Hanım? Şey damat bey adayı da biliyor. Yani daha bu nişanlıyken hani nişan atmak istedi. Benim kızım pantolon giyiyordu Serap Hanım. Ya kadın kızım pantolon giyer mi dedi. Daha önce burada yani. Her şey açıklanacak. Ha anladım. Evet. Dedim yani ben de giyiyorum dedim pantolonu. Pantolon giymekte bir şey olmaz dedim. Şuran temiz olsun dedim. Ondan sonra bunlar bir şeyde ayrılmak istedi. Nişan atmak istedi benim kızım. Sonradan biz damat adayıyla konuşma yaptık. Dedi benim ailem dedi benim eşime karışamaz dedi. Aradan 15 gün falan geçti. Bunlar yine araları bayağı bir hani açılma şeyine geldi. Sonradan bununla abla kardeş konuşmuşlar. Karışıyordu yani. Karışmıyordum dedi. Halike. Cemile abla bak şimdi. Ben önceden karıştım kızına. Tamam. Kabul ediyorum. Evet. Ama ben ondan sonra siz benim kızıma karışma dediğiniz andan beri ben asla o eve ya karışmadım. Bak, karış. Ben sana karışmadım. Ben senden, biz seninle konuştuk o zaman. Evet. Eğer seninle ki, beraber hani konuştum. Ayrı bir evinden çıkıp da ondan sonra şey yaparsa ben sana o zaman dedim ki yani her şey söyle şekilde olmaz. Ne münasebet. Ben hani yanlış ya, bir şey görürsen. Bir büyük olarak uyarabilir. Kızım şöyle diye böyle der. Aynen. Yemek tarifi verir. Anladım. Hani, lafın gelişimi bile söyleme herhalde bence. Valla. Evet. Asla karışmadım. Ha, tamam. Baştan karıştım. Şöyle. Evine, ocağına sahipçi. Ben karışsaydım burada hiç olmazdık Serap Hanım. Öyle mi? Ben karışsaydım burada hiç olmazdık yani. Belki mutluluklarını konuşuyor olabilirdik. Belki huzurluluklarını konuşuyor öyle olabilirdik. Mi? Belki daha farklı güzel şeyler konuşuyor olabilirdik.
Geçen sene dün Cemile abla anlattı, söyledi. Ben oraya gittiğimde kapıyı çaktı gitti. Tamam. Doğru değil mi? Doğru. Doğru değil mi? Doğru Cemile abla. Ha. Ben tamam. Yalan konuşmaya gelmedim buraya. Doğruların peşinden evet, yetmeye doğru. geldim. Evet. Doğru. Ama ben ona kadar hiçbir şekilde evlerin ocaklarına karışmadım. Ama sana az önce söylediğim gibi dedim ya, ben karışsaydım daha farklı, daha güzel şeyler neden olabilirdi. Neden? Ya bizde örfümüzde, adetimizde bir şeyler vardır. Hani büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla. Evine sahip çıksın. Ondan sonra yemeğini kocası işten geldi mi yapsın. Ondan sonra temizliğini yapsın. Biz böyle gördük ailemizde. Hiçbir şekilde farklı şekilde görmedik. Yapmıyor muydu? Yapmıyordu. Nasıl yapmıyordu? Nasıl yapmıyordu? Hiçbir zaman kocam işten gelecek, ben şimdi yemek yapayım. Ne yapıyor mu gibi bu evde? Yemek yapmıyordu, ne yapıyordu? Ne yiyordu peki bu? Ne yiyordu kendisi? Vallahi, çocuğuna ne yediriyordu? Çocuğuna ne yediriyordu? Mama veriyordu. Çocuk mama yiyor tabii. Şimdi yemek yiyecek hali yok. Mama veriyordu çocuğuna. Hiç mi yemek yapmıyordu abla? Yapmıyordu. Bizim geldiğimizde yemek yapıp koyuyordu önümüze. Ne yiyordu? Vallahi İsmail'in işten geleceği saatte. Yani bir yapmadı, iki şey yapmadı. Bu yani dışarıdan geliyordu yemek. Nasıl? Dışarıdan geliyordu. O yani pilav, et, yemekleri falan, salatayı falan dışarıdan mı geliyordu? Ben de yapmadım yemekleri. Nasıl? Ya abla, yani yapmıyordu. Ben oraya doğumuna iki gün kala gittim. O yemekleri kim yaptı, öyle masayı doldurdu? Doğumuna iki gün kala geldin. Doğumuna iki gün, hatta ben koya gidecektim. Kızım dedim göreyim de gideyim. Doğumuna iki gün vardı. O zaman geçen ben sizden pandemiden geldiğinden haberim yoktu. Bizde hiçbir şekilde o şekilde yapılmadı. Ha, ben dedim siz bana karışman dedikten sonra ben o eve hiçbir şekilde karışmadım. Ha, mecbur kaldığım için doğumunda, ondan sonra doğumunda hastaneye gittiğinde karıştım. Ne oluyor bunlara? Sen aradın beni. Niye böyle oluyor Dina? Ben kardeşim ne oluyordu? Ne oluyordu yani aralarında? Ya, kavga ne? Sebep neydi? Sebep neydi? Hiçbir şey yoktu aslında. Sebep olacak bir şekilde Cansu biraz inattı. İnadının kurbanı oldu. Ya iyi bir insandı. Kötü demiyorum. Ben Cansu hiçbir zaman bize bir kötülüğü dokunmadı. Hiçbir zaman saygısızlığı olmadı. Ya DNA testi. Ama, o DNA testi İsmail. Oğlum, o sen, olsun. Yani bırak. Benim kardeşim kafasında öyle sorular vardı. Var mı? Ama vardı ama biz bilmiyorduk bunları. Biz bunun böyle yapacağını da bilmiyorduk. Bir dakika. Şimdi o görgü tanığı var ya. Hani ev taşınırken. Evet. Adı ne efendim? Emre Bey telefondaymış. Emre Bey merhaba. Abisi. Merhabalar Serap Hanım. Hayır abisi değil. Pardon, o zannettim. Emre Bey, öncelikle ekibime yardımcı olduğunuz için size teşekkür ederim. Önemli değil Serap Hanım. Emre Bey, bir hususu çok net hatırlamanızı rica edeceğim. Çünkü bu Mehmet'in zaten yaptığı şey bir suç olduğunu, suç unsuru taşıdığını dün avukatımız söyledi. Ama bugün sizinle yapılan röportajı izlerken siz dediniz ki o aldı çocuğunu Cansu gitti. Onlar taşımaya devam ettiler evi. Ben de sordum filan. Hanımefendi ben şöyle anlatayım. Ben normalde canlı yayın, televizyon bilmem. Yani heyecan yaptım bugün sizin program yayıncıları geldikten sonra. Evet efendim. Ben vatandaşlık görevi olarak gördüğümüzü söyledik. Fakat ben orada yanlış bir şey söyledim. Kamyonet yarım saat sonra geldi dedim. Orada ben Cansu çıktıktan sonra eşyalar toplandı diyeceğime yarım saat sonra diye heyecan yaptım, ondan öyle söyledim hanımefendi. Tamam, onu o zaman düzeltiyoruz. Yani evet. Cansu oradaydı, kamyon geldi, iki tane adam, Mehmet sonradan geldi. Cansu Hanım çıktıktan sonra kamyonet buradaydı. Cansu Hanım çıkıyor, eşyaları başlıyorlar taşımaya. Cansu ben, Hanım, evet. Ben tıraş yapıyordum. Tıraş bittikten sonra işim yoktu. Cam boyundaydım. Gördüm ben bu şahısları. İki kişiydiler. A100 kamyonet. Kapalı üstü. Fakat iki kişiler tanımadığım kişilerdi. Ondan sonra bir karşıdan bir kişi daha geldi. Maskesi vardı yüzünde. Ben bu şahısı daha önceden de bu binaya girerken görüyorduk biz. Kimin çıktığını bilmiyoruz. Ne diyorsunuz siz? Gelip gidiyor muydu o binaya? Evet. Bir saniye. Fakat ben onu ondan sonra çıkardım Mehmet olduğunu. Bu olaylar aydınlandıktan sonra, Mehmet'in fotoğraflarını yayınladıktan sonra, dedim bu kişiydi dedim.
Ay çok önemli bir şey söylüyorsunuz şu anda. Zaten İsmail de bir dondu kaldı. Şimdi bakın görüntüler Emre Bey. Burada Cansu'nun kucağında çocukla çıkışıyla başlıyor. Sizin evet. anlatımınızı kronolojik sıraya koyuyorum. O buradan çocuğuyla çıkarken nakliye aracı burada aslında ve iki kişi var. Ne zaman ki evet. Cansu kucağında bebeğiyle gidiyor, sonrasında yüzü maskeli ve Mehmet olduğunu sonra anladığınız kişi geliyor. Yani Cansu evde değil artık, doğru mu? Evet. Heh. Sonra bunlar taşıma işine başlıyorlar ve siz bu Mehmet'i daha önce Cansu'yla İsmail'in birlikte yaşadığı karı kocanın evine girip çıkarken gördüğünüzü fark ediyorsunuz, öyle mi? Evine girdiğini değil, daireye giriyor. Biz bilmiyoruz yani. Apartmana giriyor. Ben bunu tesadüfen yani bir kere gördük biz tamam. bunu. Tamam, apartmana girdiğini birkaç sefer görmüşsünüz. Saat kaç civarlarında geliyordu mesela? Ya hanımefendi, şimdi ben normalde saat 8-9'a kadar dükkanda çalışıyorum. Evet. Sabahları bazen görüyordum ben bunu yani. Bir iki kere falan gördüm. Ondan sonra bu olaylar aydınlandıktan sonra ben fark ettim işi. Aa bu çocuk diye. Oo. İsmail siz Mehmet'le hani kokoreççide tanıştınız ya, sizi arkadaşım iş arkadaşım diye tanıştırdı ya. Hiç size geldi mi Mehmet? Hayır Serap Hanım, ben varken hayatta gelmedi. Yani bir aile bir güce bir görüşmeniz hayır, olmadı. Hayır olmadı. Bir de Serap Hanım. Efendim Emre Bey. Kusura bakmayın böldüm lafınızı. Estağfurullah. Şimdi biz daha önce bu şahıs buraya geldiğinde hatta dedim ki ben bunlara bu eşyaları kim alıyor dedim. Siz ayırdın dedim, kim taşınıyor falan arkadaşım dedim. Bana dediler ki ikinci el değiliz dediler abi, eşyaları değiştiren biri var. Biz dediler o eşyaları almaya geliyoruz. Biz İsmail'in eşyaları olduğunu, kimden çıktığını bilmiyoruz zaten. Bilsek zaten İsmail'e ulaşırız. Biz sadece vatandaş olarak gördüğüm şeyleri size anlatıyorum. Bu yani. İsmail, orası kaç katlı bir apartman ve kaç daire var orada? 16 daire falan var. Aa, evet. Bayağı çokmuş. Bayağı. Yani dolayısıyla Emre Bey haklı. Hani birileri eşya çıkarıyor, ikinci el cihaz, el değiştiriyor falan deniyor ama bu arada Cansu gittiği için siz tabii ki de çocuğuyla birlikte çarşıya, pazara gitti zannediyorsunuz. Hanımefendi o bizi ilgilendirmez zaten. Hayır görmüşsünüz ya. Yere gider. Tabii. Bağ kuramazsınız yani Cansu'nun tabii. evi ya da İsmail evi boşalıyor diye bir bağ kuramazsınız. Çünkü hani onların başında duruyor olsa Cansu, aman onu ya, kırmayın, tabii, onu yani, dökmeyin diye, o zaman anlarsınız ki Cansu yani da boşalıyor. Yani biz zaten birine diyemeyiz ki sen bu eşyaları niye çıkarıyorsun gidiyorsun diye. Biz İsmail'in olduğunu bilsek zaten İsmail'i ararız. Tabii tabii, onu demeye çalışıyorum. Ona biz bile karışamayız yani, ona bizim hakkımız yok. Biz sadece İsmail arkadaşımız olduğu için müdahale etmek zorundayız. Peki İsmail, şimdi bu şahsın, bu Mehmet'in senin evine birkaç kez... Ben Emre Bey'e bir iki şey daha soracağım ama birkaç kez geldiği sabah saatlerinde dükkanı kapatmadan önce ya da diyor. Sen saat kaçta evden çıkarsın? Kaçta Serap Hanım, ben standart sabah saatten 6'ya 50 geçe 7 civarında ben evden çıkıyorum. Kaçta hani işe gidiyorum. Gece? Ben hani mesai olmadığı zaman ben akşam saat 6.30 6.45 geçe falan ben evdeyim. O saatlerde. 7 içerik. 12 saat yoksun ya, evde. 10 saat çalışıyorum ben. 10 saat çalışıyorsun. Evet. Ama işlerimizin yoğun olduğundan dolayı biz mesaiye kalıyoruz. Gece 12'de çıkıyoruz. Yeri geliyor. İşimizin yoğun olduğundan dolayı. O günü bilir mi? Bilir mi senin Cansu kaçta gidip o gün 6'da mı geleceksin? Gece 12'de mi geleceksin 7'de gidip? Bilir mi? Ya ben zaten öğlende mesai saatlerim olduğu zaman ben ona haber veriyorum zaten. Bak bugün ben mesaideyim. Bilgin olsun. Hani eşim sonuçta, bilgi vermek zorundayım. Tabii ki de. Şimdi biz sabah evden çıkıyoruz, arkamızı dönüp gidiyoruz şimdi. İşimize gidiyoruz, akşam evimize geliyoruz, doğru mu Serap Hanım? Tabii. Ben peki, her zaman arıyordum yani. Hani şimdi yemek yapmaya konusu oluyor ya. Evet. Serap Hanım bir de şunu soracağım. Bence artık yemek evet. Bence yemeği en boş verince yemek kaldı. Hani şimdi yemeği bu zaten onlar konu, bundan Serap bir yıl önce yemek konusundan, temizlik yapmaya konusundan böyle bunların arasında ayrılma şeysi oldu, ya aşaması yemeği oldu. Yemeği bırakın, yemek mi bırakın kaldı, neler konuşuluyor şu an? Serap Hanım şunu sorar mısın? Yemek mi Allah aşkına? Serap Hanım şu görgü sanımlar şunu sorar mısın? Ha. Mehmet Bey son zamanlarda mı geldi? Şimdi ben bayağıdır... soracaktım. Evet yani bravo. Bu uzun süre mi? Uzun süre. Bravo. Sorar mısın? Son zamanlarda mı geldi? Onun yoksa için... bayağıdır gelip gördüm yani, ne zamandır yani? Onun için hatta kalsın dedim. Emre Bey sizi biraz tutuyorum ama kusura bakmayın.
Önemli değil. Emre Bey, siz Mehmet'i ne zaman görmüş olabilirsiniz? Yakın tarih verin yani. Demiyorum da 6 ay önce mi, 1 sene önce mi, son 2 hafta mı, 3 senedir mi? Hanımefendi, biz Mehmet Bey'i 1 sene öncesinden gördük daha. 1,5 sene falan oluyor yani. 1,5 sene arası gördüm. Hani sonra da sizi görmedik. Evet, bilmiyorum. Hani gece girdi mi? Ben sadece gündüzleri görüyordum yani. Yani 1,5 sene öncesinden bu yana siz Mehmet Bey'i birkaç sefer o apartmana girerken gördünüz. 2-3 sefer gördüm Serap Hanım. Ya bu da şimdi ama iş yaparken belki yakın çalıştığı işe odaklanmıştır, görememiştir birçok defa. 1,5 sene ilk önce gördük diyor. Belki görmediler, 2 sene önce başladı. Tabii, bilmiyoruz. Bilemeyiz. Ama ilk görüşümüz 1,5 sene tamam, önce. Şöyle tamam, 1,5 sene görmüş olabilirler. Acaba işte ben şunu diyorum, eve girerken ne zaman görmüşler yani? Hangi en tarz? Son mu diyorsunuz? Heh, onu diyorum mesela yani. En son kaç ay önce görmüş tamam, olabilirsiniz? Tamam, zaten çocuk orada oturuyordu. Ya da kaç gün önce? Zaten orada oturuyorum. Çalışkan orada beraber çalışkan yani. Cansu'yla orada beraber çalışmışlar. O kokoreççide çalışırken he. Ama eşi evde yokken eşinin haberi olmadan yetişkin bir erkeğin eve girmesi münasip değil. Tamam, onu demiyorum evet. Hocam. Tabii ki hani değil. Ben bu giriş yani. Hani giriş olma, görmüş ya. Olmaz yani. Yakın bir zamanda mı olmuş? Zaten falan. Ablasıyla karşı karşıya oturuyorlar. Yani ben yan tarafında oturuyorum. Zaten yan tarafında oturuyor. Ya, ablası yanında. Benim kızım ablasına bırakıyordu çocuğu. Daha yalan diye desin. Çocuğu evet. Buna bırakıyor. Anne dedi, ablama bırakıyorum, ben temizlik yapıyorum. Yaptığım zamanlar ablam sağ olsun çocuğa bakıyor. Ben erkeşimi görüyorum diyordu. Yalan malike. Doğrudur Cemil abla ama Serap Hanım. Ben o çocuğu sürekli yanımızdaydı zaten. Yan yan oturuyoruz. Yani kapıları böyle karşı karşıya. Bir adım atsan tamam orada. Yani. Sıkıntı değil. Ama ben o çocuğu aldığım zaman Cansu ne yaptın? Ne temizlik yaptın? Şurayı burayı çektireceğim dediği zaman hiçbir şey. Sadece elinde telefon. Başka hiçbir şey yapmadı. Cansu şuraları temizle gülüm. Ondan sonra bak biz hepimiz kirada da oturduk. Tamam şeyimiz de oldu. Ya sonuçta elin evi. En azından dediğim yemeğini olsun, temizliğini olsun. Hiçbir şekilde sürekli bırakırdı, telefonla oynardı. Sürekli. Yani temizlik yapma bahanesiyle bırakıp evet. Yapmıyor muydu? Yapmıyordu. Peki Emre Bey, babası efendim, diyor ki, diyor ki Cansu'nun, tamam ilk belki 1,5 sene önce denk geldiniz ama en son mesela ne zaman görmüş olabilirsiniz? Bu taşınma olayından öncesinden bahsediyor. Yani evet, yakın tarihler mesela. Evet, yani. Yakın tarihte. Yani Serap Hanım, ben bu eşyalar taşınmadan önce hani 1 sene olmamıştır yani 8 ay falan olmuştur. Ama abi ben bu şahsı 1,5 senede 2-3 kere gördüm yani eve girerken. En son 8 ay önce belki görmüş olabilirim ama 1,5 sene önceden başlıyor. Tam emin değilim yani ay olarak bilmiyorum ama en yakın 8 ay falandır yani. Siz peki... İsmail'in evden kaçta açıyorsunuz dükkanı? O çok erken çıkıyor gerçi. 7'de çıkıyor da. Siz İsmail... benim telefonum normalde her sabah saat 7.30'a kuruludur. Hmm. Evden çıkış saatinde 7.58, 8 çeyrek falandır yani. Aynı binada mı oturuyorsunuz? Yok hanımefendi. Benim aynı binanın altında dükkanım var. Anladım. Yani siz normalde saat 7'de çıktığı için İsmail'in çıkışını göremiyorsunuz. Yok hanımefendi. Evet, ben o saatte çıkmıyorum. Ama o saatte de birkaç sefer o eve giren Mehmet olduğunu nereden biliyordunuz peki? Hanımefendi ben bu Mehmet olduğunu nereden biliyordum? Sosyal medyada İsmail arkadaşımızın kayınçosu bunun fotoğrafını atmış. Daha önceden. Sonradan kaldırmış Facebook'tan. Bunu bulan varsa, gören varsa diye. Biz olayın yaşandığı gün akşam oluyor Serap Hanım bu. O akşam attı. Oluyor, evet. Evet, o akşam attı. Yaydı yani. Ondan sonra hani. Yaşaya götürdüğü gün o attı. O akşam geldiler. Tamam, çok o akşam geldiklerinde ben oradaydım zaten. Beni tanır abi. Ben berberim kendim. Anladım. Şöyle olmuş sevgili seyirciler. Şimdi Cansu kayboluyor ya, abisi de haberdar olunca sosyal medyaya fotoğrafını koyuyor. Mehmet'in bu şahısı gören tanıyan varsa. Evet. Mehmet'in fotoğrafını evet. Koyuyor. Kardeşi onunla gitti diye. Siz de oradan görünce zaten girip çıktığını gördüğünüz kişinin adının Mehmet olduğunu öğreniyorsunuz. Ben Mehmet'in adını bile bilmiyorum. Sadece sima olarak orada yazıyordu Mehmet diye. Ben ondan sonra söyledim zaten. Tamam. Ben şimdi oldu. En sonda da bu eşya taşıma olayında zaten de birkaç sefer girip çıktığı için maskeli tanıyamadınız. Sonra maskesini çıkardı mı? Hanımefendi maskeliydi. Zaten ben onları çok görmedim. 15-20 dakika falan böyle 20-25 dakikada taşıdılar gittiler zaten. Bir de şunu soracağım. Şimdi bu görüntülerde
Ama Mehmet sonradan geliyor. İki kişi geliyor, sonra Mehmet Bey geliyor. Evet, ben onu çok iyi anladım. Eğer ki Cansu, şimdi bakın sevgili seyirciler, Cansu eğer bu taşımacıların ya da Mehmet geldiğinde de onların başında olsaydı, hani biz kadınlar biraz şeyizdir ya, titiz. Evet. Aman onu oraya koyma, bunu koyma, kırılır, dökülür diye. O zaman siz oradaki esnaf, apartmandaki diğer dairedekiler anlayacaklardı ki Cansu buradan taşınıyor. Tabii. Evet. Bunun önüne ya, geçmek Serap Hanım, için... Efendim Emre Bey. İsmail Bey işten geldiğinde saat 6.30-7'ye yakındı. Doğru mu İsmail? Evet. Emre abi. İsmail tamam. Geldi. Benim dükkanıma indi. Emre abi dedi. Buraya dedi. Eşyalarım yok benim dedi. Taşınmışlar. Haberin var mı? Yapma ya İsmail dedim. Senin miydi o eşyalar dedim. Hı. Hatta evet, bak kendi oradadır. Şahittir yani. Ondan sonra İsmail dedim. Arkadaşım biz senin eşya olduğunu bilseydik müdahale ederdik zaten dedim. Yapma ya Emre abi dedi. Ondan sonra çocuk zaten kötü hissetti kendini. Hemen bak yan tarafta bir esnaf arkadaşımız var. Kameralara oradan baktı İsmail zaten. Evet. Şimdi dediğim gibi işte Cansu oradan... Bu dediklerimin hepsi tek tek doğrudur yani. Ben yalan konuşmuyorum. Yok şu an. Yok canım niye yalan ya konuşuyorsunuz? Ya keşke deseydiniz bu hallar da mı değişecek? Tamam beyzaşa değişecek ama... Ya bu böyle bir şey sorma hakkın olabilir mi? İşte. Keşke bir yan kontrol yapsaydınız keşke. Ben sadece vatandaş olarak vatandaşlık Hayır. görevimi yapıyorum. O şimdi ben bize yardımcı şey oluyor. Orada sen bu halıları da mı götürüyorsun denir mi? Kime yani. Dedik bugüne kadar böyle yani. Bir şey yani. Burada Cansu'yla... Bir plan. Bak işte Cansu gidiyor. Cansu gitmeden Mehmet de ortaya çıkmıyor bu arada. Mehmet çünkü ortaya çıkarsa bir yakınlık kurulacak, bir şey kurulacak. Cansu gidiyor. Ben Mehmet'in ailesinin onu aldığını düşünüyorum. Annesi, ablası falan diyorsunuz ya, kız kardeşi. Bence onlar aldı onu orada bir yerden. O gittikten sonra Mehmet geliyor ve eşyalar götürülüyor. Böylece esnaf da anlamıyor tabii ki kimin eşyası. 16 tane daire var yani. Evet evet hanımefendi.